Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü sorumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın Nisan ayının yayınladığı örnek sorulardan bir tanesi. Basınçla ilgili. Soru şöyle. Jenga oyunu özdeş tahta bloklardan oluşan bir tür denge oyunudur. Bu oyunda istenilen yerden bir tahta blok çekilir ve kulenin üzerine yerleştirilir. Zaten bu oyunu belki de oynadınız. Bloğu çekerken kuleyi deviren oyuncu oyunu kaybeder. İki oyuncu görselleri ve hamleleri aşağıda verilen oyunu oynuyorlar diyor. Evet. 3 tane şekil verilmiş. Görselleri belli. Tahta bloklar burada. Şimdi buna göre diyor oyun esnasında masa önüne etkileyen basınç ile ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? İlk etapta şekillere baktığımızda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Başlangıçta en fazladır demiş basınç. Baktığımızda yüzey alanı geniş, başlangıçta en fazla olamaz diye düşünürüz. O yüzden yanlış deriz. Birinci hamle yapıldıktan sonra artar deriz. Birinci hamleye baktığımızda buradaki tahta buradan çıkarılıyor ve üst tarafa yerleştiriliyor. Dolayısıyla yüzey alanı küçüldüğü için basınç artar deriz. Doğru. İkinci hamle yapıldıktan sonra değişmez deriz. Baktığımızda ikinci hamleyi nereden? Şu bölgeden çıkarıyor ve yukarıya gönderiyor. Dolayısıyla yüzey alanı burada değişmediği için değişmez deriz ve 2 3'ü işaretlediğimizde aslında yanlış yapmış oluruz. Tekrar okuyalım. Dikkat ederseniz burada ne diyor? Masa üzerine. Ve şekle baktığımızda Jenga oyunu ile masa arasında bir tahta blok var. Yani Jenga oyunu tahtanın üzerinde. Bu nedenle buna çok dikkat etmek lazım. Başlangıçta en fazladır dediği baktığımızda tüm oyunlarda aynı bloklar olduğu için en fazla değildir. Hepsinde aynıdır çünkü ağırlıklar değişmiyor. İkinci öncülde ise diyor ki birinci hamle yapıldıktan sonra artar. Birinci hamle buradaki Jenga tahtasını çıkarıp buraya bıraktığımızda bloğu tahtanın masaya yapmış olduğu basınç değişmiyor. Tahtanın masaya yaptığı basınç değişmediği için dolayısıyla burada artar demiş. Ne olur? Yanlış. İkinci hamle yapıldıktan sonra değişmez diyor. İkinci hamleye baktığımızda ve buradan aldığı bir bloğu yukarı tarafa bırakıyor. Evet. Tahtanın masaya yapmış olduğu basınç değişmiyor. Çünkü bu bölgede nedir? Tahta var. Dolayısıyla tahtanın masaya yaptığı basıncı soruyor. Yani oyunun tahtaya yaptığı basıncı sormadığı için buradaki doğru cevabımız aslında B seçeneği yalnız 3 olmalıydı. Merhaba arkadaşlar. 2021 Aralık ayı örnek sorularımızdan 9. soruyu çözüyoruz. Futowski sütunlar ile satırlardan oluşan bir oyundur. Kutular arasında küçüktür sembolü ile büyüktür sembolü bulunur. Bu sembolün bulunduğu kutulara yazılacak kelimeler arasında büyüklük ve küçüklük ilişkisi vardır. Kelimeler tabloya yerleştirilirken bu semboller dikkate alınmalıdır. Oyunun kuralına göre bir kelime her satır ve sütunda mutlaka bir kez bulunmalıdır. Aşağıda bu oyuna ait bir tablo verilmiştir. Tablo, verilen semboller dikkate alınarak kromozom, DNA, gen ve nükleotit kavramları ile doldurulacaktır. Şimdi arkadaşlar biz derslerimizde ne gördük? Büyükten küçüğe doğru bu kavramları sıralamak için kedi geni diye kodlamıştık. Burada K kromozom, D DNA, G gen, N de nükleotidi temsil ediyordu. Zaten sorumuzda da büyüklük ilişkisini ne yapmış? Aslında sıralı olarak vermiş. Kromozom büyüktür, DNA, gen ve nükleotit şeklinde sıralamış. Bunları nasıl yerleştireceğiz tablomuza? Bir, büyüklük küçüklük ilişkisine dikkat edeceğiz. İki, her satır ve sütunda bir sözcüğün bir kez kullanılmış olmasını göz önünde bulunduracağız. Yani sözcükler aynı satır ve sütunda tekrar etmeyecek. Gen büyüktür. Neden? Hemen şurada aslında görebiliyoruz. Peki DNA'dan büyük olan ne? Kromozom. Onu da yazdık hemen. Diğer ilişkilerimize bakalım. Yine gen büyüktür. Neden? Nükleotitten. Genden büyük olan ne arkadaşlar? DNA yazdık. Ve DNA'dan büyük olan ise
Kromozom. Kromozom neden büyük? DNA'dan. Bu şekilde doldurduk. Şimdi satır ve sütunlarımıza bakalım. Hangi sözcük eksik? Şuradaki satırımıza baktığımızda geni, DNA'yı, kromozomu yazdık. Nükleotit sözcüğümüz burada eksik kalmış diyoruz. Peki şu sütunumuza baktığımızda ve buraya baktığımızda acaba hangisi eksik deriz? Yine bu sütunumuzda nükleotit var, kromozom var, DNA var. Demek ki burada gen sözcüğümüz eksik. Buraya ne gelmeli arkadaşlar? Nükleotit gelmeli. Çünkü satırımızda gen var. Sütunumuza bakıyoruz. Yine hangi sözcüğümüzün eksik kaldığını görüyoruz. Gen sözcüğümüzün eksik kaldığını görüyoruz. Şıklarımıza bakalım. Bir gen olmalı dedik. Zaten şıklarda birinci kutuda gen diyen sadece ne var? B seçeneği var. Ama biz devam edelim ve tamamlayalım. Gen yazılmış, nükleotit yazılmış. Burada da bu satırımızda da DNA, gen ve nükleotit var. O zaman burada eksik olan kromozom. Gen, nükleotit ve kromozom olduğuna göre burada eksik olan da ne oluyor? DNA oluyor. B seçeneğimizi böylelikle doğrulamış oluyoruz. Doğru cevabımız B'dir. Evet arkadaşlar, bu sorumuz da yine bakanlığın yayınlamış olduğu örnek sorulardan Mart ayında yayınlanmıştı. Bezelye ile ilgili bir soru. Soru şöyle. Bezelyelerde mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekiniktir diyor. Bilgi verilmiş. Aşağıdaki şekilde mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlanması ve çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerde 5 tanesi görülmüştür. Evet, buraya baktığımızda 5 tane bezelye ve bu 5 tane bezelyenin 5'i de mor. Yani tamamı mor çiçekli çıkmış. Baktığımızda ilk başta çaprazlanan bezelye bu mor çiçekli, bu ise beyaz çiçekli. Buna göre diyor, çaprazlanan bezelyenin genotipleri ile ilgili ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi mor çiçekli bezelye homozigottur demiş. Şimdi bu mor çiçeğe baktığımızda mor çiçek ikisi büyük olabilir. Biri büyük, biri küçük. Yani heterozigot da olabilir. Beyaz çiçek ise kesinlikle nedir? İkisi küçük. Yani homozigot karakterdedir. Şimdi alt tarafa baktığımızda tamamı mor çıktığı için ilk başta büyük A ile bu küçük A'lar çaprazlandığında tamamı melez çıkar diye düşünüp mor çiçekli bezelye homozigottur diyebiliriz. Mor çiçekli bezelye heterozigottur deriz. Evet, mor çiçekli bezelye heterozigottur. Fakat heterozigotta beyaz çiçek oluşma olasılığı olduğu için buna belki yok deriz. Beyaz çiçekli homozigottur demiş. Evet, beyaz çiçek zaten homozigottur deyip 1 ile 3'ü işaretlediğimizde yine yanlış yapmış oluruz. Çünkü baktığımızda buradaki kelime kesinlikle doğrudur diyor. Bakın, kesinlikle kelimesi soruyu değiştiriyor. Neden değiştiriyor? Çünkü bu bir olasılık ihtimal hesabı olduğu için ihtimal. Dolayısıyla burada mor çiçekli olan bezelye iki büyük karakter olup homozigot da olabilir. Mor çiçekli bezelye heterozigot da olabilir. Bakın biz ne diyoruz söylerken? Mor çiçekli bezelye homozigot olabilir diyoruz. Heterozigot olabilir diyoruz. Bakın kesinlik yok. Ama burada ne diyor? Kesinlikle doğrudur diyor. Ha, bu nedenle kesinlikle kelimesi kullanıldığı için bilinen tek şey beyazın kesinlikle homozigot olduğu. Bu nedenle doğru cevabımız nedir yine? B seçeneği olması gerekirdi. Evet, bu tür sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü bu tür sorularda öğrencinin yanılma payı biraz yüksektir. Buradaki olasılık hesabı yani ihtimal olduğundan dolayı böyle bir cevap çıktı ortaya. Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı örnek sorularımızdan 8. sorumuzu çözüyoruz. Bir kalıtsal özelliğin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını gösteren şemaya soy ağacı denir. Soy ağaçlarında aralarında çizgi bulunan bireyler
çaprazlanmış demektir. Bu çizginin ortasından aşağı inen çizginin uçlarındaki bireyler ise çaprazlama sonucu oluşan bireylerdir. Bezelyelerde boy uzunluğu kalıtımı ile ilgili çizilen soy ağacında boyalı bireyler kısa boyludur. Şimdi soy ağacımıza bakalım. 1 ve 2 numaralı bireyler çaprazlanmış. Çaprazlama sonucu 3, 4 ve 5 numaralı bireyler oluşmuş diyoruz. Daha sonra 4 ve 6 çaprazlanmış. Çaprazlama sonucunda 7, 8 ve 9 numaralı bireyler oluşmuş. Peki bize hangi karakterden bahsediyor? Boy uzunluğu, bezelyelerde boy uzunluğu ve boyalı bireylerin ise kısa boylu olduğu söyleniyor. Biz bezelyelerde ne biliyoruz arkadaşlar? Uzun boylu olma, kısa boylu olmaya baskındır demiştik. O zaman uzun boyluluk geneni biz büyük A ile, kısa boyluluk geneni ise küçük A ile ne yapabiliriz? Temsil edebiliriz. Burada her bireyin genotipini oluşturmaya çalışalım şimdi. 8, 9 ve 4 numaralı bireyler kısa boyluymuş. Hemen genotiplerini yazalım. Kısa boylu olmaları için fenotipte homozigot kısa olmalılar. O yüzden küçük a, küçük a. Yine buraya yazalım. Küçük a, küçük a. Ve 4 numaralı bireyimiz de nedir arkadaşlar? Küçük a, küçük a genotipine sahiptir. Buradan yola çıkarak diğer bireylerin genotiplerini belirlemeye çalışalım. Şimdi 8 ve 9'un küçük a küçük a olması için ne yapmalı? Diğer küçük a genini nereden almış olmalı? 6 numaralı bireyden almış olmalı. O zaman aynı zamanda 6 numaralı bireyle 4 numaralı bireylerin çaprazlanması sonucunda bir de uzun boylu birey elde edilmiş. Demek ki bir de ne gelmeli buradan? Büyük A geni gelmeli ki bunların çaprazlamaları sonucunda heterozigot uzun boylu birey ne yapsın? Oluşsun. Diğer bireylerimize bakıyoruz şimdi. Küçük a küçük a geni gelmiş 1 ve 2'nin çaprazlamasında. Demek ki 1 numaralı bireyim küçük a genini bulunduruyor. 2 numaralı bireyim de küçük a genini bulunduruyor. Fakat bunlar uzun boylu olduğu için arkadaşlar aynı zamanda ne olmalı? Büyük A genini de bulundurmalı. Demek ki 1 ve 2 numaralı bireyler heterozigot uzun boylu bireylerdir deriz. 3 numaralı bireyimize bakalım. 3 numaralı bireyimiz ne olacak? Ya büyük A büyük A olacak arkadaşlar ya da küçük A pardon büyük A küçük A olacak. Yine 5 numaralı bir bireyimiz de ne olabilir? Büyük A büyük A ya da büyük A küçük A. Çünkü 1 ve 2'nin çaprazlanması sonucu gelebilecek iki genotip olasılığı vardır. Bu durumda şıklarımızı inceleyelim şimdi. Buna göre soy ağacındaki bezelyelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. 1 ve 2 numaralı bireyler kesinlikle melezdir. Evet, 1 ve 2 numaralı bireylerin melez olduğunu ne yaptık? Çaprazlama sonucunda bulduk. O yüzden bu doğru. 5 numaralı birey homozigot baskın olabilir. Bir ihtimalden bahsediyor. Bakalım biz 5 numaralı birey için ne demiştik? Ya büyük A büyük A olur ya da büyük A küçük A olur. Yani homozigot baskın ya da heterozigot baskın olabilir demiştik. O yüzden bu ihtimalimizin de doğru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. C seçeneğine bakıyoruz hemen. 7 numaralı birey kısa boyluluk geni taşımaktadır. Evet, 7 numaralı bireyimiz heterozigot uzun boylu ve küçük a olan kısa boyluluk genini taşıyor. O yüzden bu da doğru. 6 numaralı bireyin genotipi tam olarak tespit edilemez diyor. Ama biz 6 numaralı bireyin genotipini ne yapmıştık? Büyük A küçük a olabilir demiştik. Tespit edilemez dediği için bu şıkkımız yanlış oluyor. Zaten bize söylenemez demişti. Doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? D seçeneğidir diyoruz.